1810 ile 1840 yılları arasında yapılmış eserleri içeren odadayız. 19. yüzyılın ilk yıllarını düşündüğümüz zaman akla ilk olarak İngilizler tarafından yapılan manzara resimleri gelir. Ama bu dönem aynı zamanda birçok neoklasik esere de şahitlik etmiştir. Odada bulunan bu heykelin bu durumu oldukça iyi bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Bu döneme damgasını vuran en önemli olaylardan biri 1815'teki Waterloo Savaşı'dır. Burada ve arkamda gördüğünüz eserlerse işte bu tarihi olaya verilmiş iki farklı tepki. Bu neoklasik bir heykeltıraş olan ve Trafalgar Meydanı'ndaki sütunun üzerindeki Nelson heykeliyle tanınan Edward Hodges Bailey tarafından yapılan bir büst. Büst, Waterloo Savaşı'nın galibi Wellington'ın ilk dükü olan Arthur'a ait. Büst, Roma portre stilinde yapılmış. Özelliklerini ve konu aldığı kişinin anısını sonsuza kadar koruması için dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Şimdi bu büstü, J.M.W. Turner's'ın Waterloo Savaş Alanı isimli çalışmasıyla karşılaştıralım. Turner's'ın çalışması olayı çok da parlak bir şekilde göstermiyor. Ortada sevdikleri insanları arayanların meşaleleriyle aydınlanmış kocaman, karmakarışık bir ceset yığını var. Turner's olayın ihtişamlı anısı yerine kaybetmenin verdiği acı üzerine yoğunlaşmış. Burada da John Gibson'ın Hylas isimli çalışması var. Çok güzel bir çocuk olan Hylas, su bulması için ormana gönderiliyor. Ve su doldururken sudan çıkan periler tarafından kaçırılıyor. Periler Hylas'ı kaçırırken bir yandan da ona olan hayran bakışlarını gizleyemiyorlar. Bu perinin Hylas'ın saçını nazikçe koklarken bir yandan da bir kolunu yakalamış olması oldukça ilginç bir detay. Bu kadar hassas ve duyarlı hareketlerin kocaman bir mermer parçasına yontulmuş olması ise çok etkileyici.